Sayın seyirciler, manşet artıyla yeniden sizlerin karşısındayız. Perşembe gününden seslenmekteyiz sizlere ve yine stüdyomuzda konuğumuzla birlikte burada gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bugün stüdyo konuğumuz ülkemizin önemli mimarlarından Sayın Azmi Öge bizlerle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar. Evet, deprem felaketinde bir yılı geride bıraktık. Takvimler değişti ama acılarımız değişmedi. Öyle bir durumdayız ve depremle birlikte tabii ki yapı güvenliğini de tartıştık ama tabii işin acı boyutundan herhalde uzaklaştık, sonra biraz bazı konuları unutmaya başladık. Ne dersiniz? Tabii ki öncelikle bu hafta altısında zaten tekrarını yaşadığımız büyük tarifsiz acıdan dolayı yitirdiğimiz canları yeniden anarak programa başlamak isterim. Ailelerinin yaşadığı acı empati bile yaptıramaz oldu bana. Gerçekten onlara da sabırlar dilerim. Büyük bir acı yaşandı. Merkez üssü bizde olmasa bile ateş bizim ocağımıza da düştü. Çok değerli canlar yitirdik. Hala onların acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Yeni acılar yaşamamak için uğraşıyoruz. Fakat deprem bir gerçek ve yeniden olacak. Büyüklüğünü kestirmek, zamanını kestirmek mümkün değil. Ama zararını veya etkisini azaltmak bizlerin elinde. Bunun bilimle halledilebildiğini Uzak Doğu'da yaşanan yüksek şiddetli depremlerdeki can kaybı sayısından çok net gözlemleyebiliyoruz. Evet. Ve deneyimledik. Bir sene geçti. Dediğiniz gibi çocukların acısı yüreğimizde olmakla birlikte deprem korkusu biraz azaldı. O günlerdeki heyecan ve endişe yavaş yavaş yerini farklı kaygılara bıraktı. Tabii ki takip edilen bir süreç var. Hukuk süreci. Onu da yakinen toplum olarak takip ediyoruz. Bu süreç aslında çok önemli. Neden? Tekrarının olmaması için önemli bir süreç. Çünkü denetim, yapı güvenliği, konuştuğumuz şeyler. Tabii ki öncelikle kağıt üzerinde ve yasa olarak bunları düzenliyoruz. Ama bunun hayata, pratiğe ve uygulamaya doğru yansıması lazım. Bunu 1999 depremi ile 2023 depremini kıyasladığımızda yasa olarak birçok yasanın yapıldığını fakat uygulama sıkıntılarının olduğunu depremde net olarak gözlemledik. Demek ki bir şeyler eksik kalmış. Bana göre mahkeme sürecinin sonucu tabii ki ailelerin acılarını bir nebze dindirmek adına önemli olmakla birlikte bunu yaşananın tekerrür etmesi için de çok önemli bir süreçtir. Ancak bana göre eksik bir süreçtir. Çünkü tekrarının uygulamada yapılmaması için mahkeme sürecinde alınacak ibretlik bir karar bizleri çok farklı noktaya götürebilir. Yapanların ya işte 2-3 mühendisi örnek gösterir, tutuklattırırız. 2-3 mimar içeride kalır, 3-5 ay onlar da iyi halden veya tazmin edilerek dışarıya çıkar, unutulur gider. Biz işimize kaldığımız yerden devam ederiz. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Bunun bir yaptırım olarak veya bir örnek temsil
tescil edilecek şekilde ortaya konması bunun tekerrürünü büyük oranda engeller. Tabii ki şu an konuştuğumuz mal sahipleri. Peki işin tek bacağı bu mu? Bir mal sahibi kendi kendine işletme izni verebilir mi? Bir mal sahibi bir binaya kendi kendine ruhsat verebilir mi? Veremez. Haliyle bunun farklı boyutları da var. İdari bölümü de var. İdari bölümü de var. Siyasi bölümü de var. Bunların o açıdan da ele alınması lazım ki herkes için bu bir dönüm noktası olabilsin. Yoksa yasayı yaparsınız ki yasal düzenlemeler büyük ölçüde yapıldı Türkiye'de. Burada da işin proje boyutunu halledebilirsiniz. Ama depremle yüzleşen bina uygulandığı haliyle yaşar. Yaşar. Evet. Dolayısıyla bizim farklı, eğer biz tek başımıza bunu kontrol edemiyorsak farklı kontrol birimlerine de başvurabiliriz. Yani bunun belli standartları var. Yapı standartlarının tescili var, işletme standartlarının tescili var, sigorta standartlarının tescili var ama bunların da reel olarak yapılması lazım. Yani biz evet bu binayı sigortalarız da bu bina ne şartlarda yapıldı? Sadece bina metrekaresinin ve işletme türünün baz alınmasının ötesinde yapımının da ele alınarak sigorta priminin ödenmesi. Yani biz bu yapıyı o zaman denetleyelim, sağlamsa sigortalayalım. Neye göre sigortalıyoruz? Sağlık durumuna göre. Sağlık durumuna göre sigortalayalım. Bununla birlikte daha birçok parametreler var. Bunları da takip etmemiz lazım. Yoksa tek başına bir işte denetim gelsin. Çok güzel. Denetim gelir. Türkiye'de vardı. Ne oldu? Yeni binalar güm diye gitti. Aynı yasa altında. Aynı denetim yasası altında. O zaman eksik olan ne? Uygulamaya, pratiğe yansıması ve bunun sadece kağıt üzerinde bir imza olarak kalmaması. Veya ben işte maaşımı aldım, imzamı attım veya paramı aldım, imzamı attım. Benim sorumluluğum bitti. Takdiri ilahi. Canlar bu kadar kolay yitirilmemeli. Acılar bu denli yaşanmamalı. Açıkçası burada hukukun da biraz işin içine girmesi lazım. Yani hesap sorulması lazım. Kesinlikle. Öyle, hesap sorulacağının bilinmesi de lazım. Bir kere hesap sorulsun ki artık bundan sonrası evet. için bu gerçek yerleşsin. Tabii ki. Yani bir denetim mekanizmasının bir gün gelip bu hesabı sorulacağının bilinmesi lazım. Ve ona göre davranılması lazım. Biz şu an bir sene içinde ülkemizde ne yaptık bu konuda? Çünkü bir sene önce bugünlerde yine bir program yapmıştık. Ne yapılması gerekliliğini konuşmuştuk. Bu süreç içerisinde ne yaptık? Tabii ki o acı günlerin sonunda, atlatılan o acı günlerin sonunda hızlıca hemen kamu binaları denetlensin. Hemen apar topar bu kararlar alındı. Birçok özel kişi de şahsen beni ve benim birçok meslektaşımı arayarak nasıl önlem alabiliriz, nasıl tespit yapabiliriz, ivedilikle bir şeyler yapmamız lazım diye bizleri aradı. Önce bunun yöntemini oluşturmaya başladık. İşte önce gözlemle, sonra mühendislik hesapları,
mevcut durum tespitleri, proje geliştirmeleri falan. Okullarda büyük oranda bu hızlıca yapıldığını biliyorum. Ancak teşhis safhasında bazı önlemler alınmaya başlandı. Özel sektör teşvik edilip biz devlet olarak bunun üstesinden tek başına gelemeyiz ortaya kondu. Özel sektörden bir takım kişiler heyecanla taşın altına elini koymaya başladılar. Fakat o heyecan maalesef farklı kur değişimlerine, ekonomik pozisyonlara ve alınan kararların gerek imar gerek de ekonomik açıdan nasıl aşılacağı henüz netleşemediğinden o heyecan biraz duruldu ve hatta ne isterse olsun mevcut pozisyonumdan geriye gitmeyeyim diyerek bazı kişiler mevcut problemlerinin üstünü örtmeye dahi gidiyorlar. Bunu duyum olarak değil, yaşayarak gözlemliyorum. Mal sahiplerinden veya işte gelen şikayetlerden bunu ivedilikle açmamız lazım. Yani demek ki biz bilinçlenmemişiz, endişelenmişiz biraz. Sonra yavaş yavaş endişeyi attık, yine aynı bilinçsizlikle devam ediyoruz. Bilinçsizlik demiyorum. Yani sosyal medyamız patlamış durumda. Gayet tamam. Bilinçliyiz aslında bana göre. Çünkü belli reaksiyonları çok hızlı ve net olarak verebiliyoruz. Ancak iş bizim ne yapmamıza gelince biraz farklı tutum içerisine girebiliyoruz ve kendimize bir takım bahaneler ve mazeretler çok rahat üretebiliyoruz. Aslında burada bugüne kadar yapılan davranış biçimimiz kolaycılık. Hemen gitsin birileri tespit yapsın. Evet, birileri elini taşın altına koyarak gitti. Mühendisler odası çok hızlı reaksiyon gösterdi. Mühendisleri gönderdi. Birlik hızlı reaksiyon gösterdi. İşin neresindeyiz? Bunu teknik olarak çözelim dedi. Formülize edildi. Tespitler, bir takım tespitler kamu binaları için yapıldı ki bana göre kamu binaları kadar hatta daha fazla önemli konutlardır. Evet. Çünkü deprem anında göstereceğiniz reaksiyon önemli. Konutlarda gece uyurken yakalanıyoruz ki reaksiyon süreciniz çok daha uzundur. Kamu yapılarında gündüz uyanık ve tetikteyiz. Tabii ki onlar da çok önemli. Onların riski de ihaleyle yapılmış olmasından dolayı konutlarda daha sıkı denetim, daha küçük yapılardır falan, çok yüksek yapılarımız yoktu ama artık var. Yüksek yapılarımız da var. Dolayısıyla ikisinin eş güdümlü gitmesi lazım. Bunun İhale süreçlerinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. O da ihale şeklimizin biraz TL ve kur farkının değişken olmasıyla alınan ihalenin neticelendirilmesinde mali problemler yaşanabilir. O aşılamadığı için aldığım duyumlara göre biraz yavaş ilerliyor. Halkınsa sıkıntısı bir, ben bu yükü nasıl kaldıracağım? Çünkü o işte evim var, arabam var, bir yaşantım var. Yaşantımı daha iyi noktaya çıkarmaya çalışırken aslında evim varmış ama yokmuş. O noktaya geldiğinde ben bu ekonomik süreci nasıl atlatabilirime geliyor. Yani aşmış olduğunu düşündüğü bir
aşamayı, yani ev sahibi olma aşamasını yine başa çekip önüne getiren bir durum. Ve o da büyük bir ekonomik kriter olarak adamın karşısında duruyor. Bir güçlendirme yapılması. Tabii ki güçlendirme mi yıkım mı aslında? Bunun da çok önemli bir karar olduğuna inanıyorum. Burada bir güçlendirme mühendislik hesabının yapılması, ikincisi mühendislik hesabı yapılırken güçlendirmenin maliyetinin çıkması, ikincisi mimari, bu yapı mimari değere sahip mi korunmak için? Çünkü güçlendirme maliyetini biliyorum, oldukça yüksektir ve güçlendirme yapabilmeniz için hemen hemen karkası açığa çıkarmanız lazım. Onun yeniden yapılıp bitirilmesi bina maliyetinin yaklaşık %60'ını bulabiliyor. O zaman %40'ı koruyup güçlendirme yapmak mı, yoksa yıkıp yeniden sağlıklı bir yapı yapmak mı? Burada iki kriter var. Bir, ekonomik olarak ben bunu nasıl yapacağım? Bunun içine, ekonominin içine bu adamın bu süreçteki barınma giderini de ortaya koymamız lazım. Çünkü adam taşınması lazım. Bir veya iki sene bir kirada kalması lazım ki bu da bir maliyettir. İkincisi, imar durumu müsait mi? İmardan dolayı, yani şu an 7 katlı bir apartmanda kalır. İmar değişti, orası 4 kat. 7 katta çok basit bir hesap. Her katta 2 daire olduğunu düşünürsek, 7 kere 2, 14. Şu an 4, 8. Peki 6 aileyi kura çekip siz bizimle değilsiniz mi diyeceğiz? Yoksa ona farklı bir şey mi, farklı bir alternatif mi oluşturacağız? O mağduriyeti nasıl gidereceğiz? Yoksa mevcut hakkın yasal olarak tekrar kazanılmasını sağlayacak dönüşüm yasasını mı gündeme getireceğiz? Bu konuda bir çalışma var. Fakat o da çok ince bir çizgi. Bir grup biz dönüşüme karşıyız diyor. Peki dönüşüme karşıyız demek bu insanların o taputların içinde yaşamasını öngörmek mi demektir? Yoksa bir alternatifi var mı? Yoksa bir alternatifi var mı? Yani hep öyle yaşadık. Burayı koruyoruz. Ne demek koruyoruz? Ya işte mevcut dokusu iyi. Peki yapı stoğu? Yapı stoğu korunacak. Tamam. Sağlam mı? Daha sıvaları ayıklanırken yıkılan binalar gördüm. Koruma altında. Koruma altında. Bunların çok ciddi anlamda ne tamamen yıkıyoruz ne tamamen koruyoruz. Araştırılıp bilime dayandırılarak, evet mimari değeri vardır ve bu güçlendirme masrafını hak edecek nitelikte bir yapıdır diyerek koruyabiliriz. Yani harcanacak paraya değer. Aynen. Aynen. Bu dokunun bir parçasıdır. Bu anın, bu yaşamın bir parçasıdır ve geleceğe miras olarak aktarılması gerekir. Veya olduğu gibi yeniden yapılması, çünkü niteliği, evet dokuyu, bütünleyici niteliği vardır. Ancak yapı statiği bu hayatı bir 10 sene daha idame edecek şekilde değildir. Şimdi bir dönüşüm, yani geri dönüşüm projeleri var. Eski yapıları pansiyona çeviriyoruz, restorana çeviriyoruz, surlar içinde ve gayet popülaritesi yüksek bir durum bu.
Geri dönüşüm dünya genelinde yaşanan bir realitedir. Ancak bu geri dönüşümü yaşarken o yapı stoğunun insan yaşamını sağlıklı şekilde sürdürebilecek nitelikte olup olmadığının denetlenmesi de bir o kadar önemlidir. Çünkü bizim yaşadığımız acı örnekte bir yapı otele dönüştürülüyor. Bir takım insanlar orada güvende olduklarını hissederek oraya yerleşiyor ve bina yıkılıyor. Siz bir yapıyı dönüştürüyorsunuz. Bunu otel, butik otele dönüştürüyorsunuz. İçine insan sokuyorsunuz ve bir deprem anında bu bina yıkılırsa kimler suçlu, kimler suçsuzdur veya masumdur? Eminim bu bina olduğu şekilde korunacak diyenler yeterli tadilat ve restorasyonu yapmadınız, katilsiniz diye sosyal medyadan paylaşımlar yapabilecekler. Çünkü bu süreçte görüyoruz ki biri diğerini işaret ettiğinde o hiç üstüne almayıp arkasına bakıyor. Herhalde başkasını kastediyor diye. Ne yaptığına, neyi savunduğuna bakmayarak. Biz hiçbir zaman dönüşüme, değişime ve gelişime karşı duramayız. Ama bunun bir rant olarak engellenmesini sağlayabiliriz. Bizim amacımız o 7 katlı binada kalan insanların sağlıklı yapılarda yaşamasını sağlamaktır. Ama bunun da bir ekonomik boyutu vardır. Bunu nasıl karşılayacağız? Efendim işte Türkiye'de kat artırımı verilerek bir rant kapısı açıldı. Müteahhitler olumlu ya da olumsuz binaları yıkıp yerine gökdelenler yapıp kendilerine para veya çıkar elde ettiler. Evet, böyle bir realite var. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Onun çözümünü bulmamız lazım. Bir de o binanın yenilenmesinin ekonomik boyutunu nasıl karşılayacağız? Bir de şöyle bir realite vardır. Tamam, biri ödesin. Evet, ödesin. Ama mal sahipleri mağdur olmasın. Peki, mal sahipleri şu an bu yapının değerlendirdiğinizde 50 bin pound bir değeri vardır. Yenisi ise 100 bin pound. Bunun bir de diğer yönlü, evet, ekonomik boyutu da var. Boyutu var. Yani peki ben vergi vereceğim. Sizin evinizi yıkacağız. Daha yenisini daha yapacağız. Sizin kiranızı ödeyeceğim. Ondan sonra size 100 bin liralık 50 bin poundluk bir hediye vereceğiz. Bu mu? Değil. Bu da bir ranttır aslında. Yani bu göz ardı edilecek bir durum değil. Değil. Haliyle optimum çözümün ortak olarak bulunması lazım. Yapı stoğunun hangileri yıkılacak? Niçin yıkılacak? Yapılıp neye dönüştürülecek? Bunların aslında multidisipliner çalışmayla, yani biraz öz eleştiri yapacak olursak bizim odamızın da daha aktif işin içinde olması lazım. Çünkü işin tek statik boyutu yoktur. Bunun mimari değeri de önemlidir ve bu boyutta bir de imarının durumu çok önemlidir. İmarda bir imtiyaz sağlanması lazım. Yani, yediyse yedi kalacak. Belki taban alanı oranında artırıma gidilecek. Çünkü yıkılıp yapıldığında komple bina yıkılıp yeni bina yapılmasının maliyeti çok yüksektir. Eğer bu apartman yapısıysa
buna ek yüzdelik verilip bir kısmını da müteahhide ek alan çıkarıp maliyetini... Artı maliyeti karşılamak. Aha, hepsini olmasa bile bir artı maliyeti karşılamak lazım. Oradaki mülk sahiplerine bir imkan sağlamakla birlikte onların da ekonomik olarak buna katkı sağlaması da teşvik edilmelidir. Çünkü günün sonunda o da yeni bir yapı elde edecek. Evet. Ve güvenliği sağlanacak. Güvenliği sağlanacak. Ekonomik getirisi olacak. Evet. Tabii. Evet. Şimdi bakıyorum sosyal konut yapımı veya konut edindirme boyutu bir hareketlilik içerisinde. Bunun içine bana göre mevcut sosyal konutların dönüştürülmesi de girmelidir. Çünkü çok iyi durumda olmayan, iyi yapılmayan ve iyi durumda olmayan sosyal konutlar da var. Ve azımsanmayacak bir sayıda. Yani yeni konut edindirme potansiyeli gündeme gelmişken bir de o konutların kiralık olarak girebileceği konutlar da oluşturulabilir. Sizi buradan çıkarıp buraya yerleştiriyoruz. Sonra bu bedele size yeni yapı yapıyoruz. Sizi eski yerinize geçiriyoruz. Ve bu kira yükünü azaltmak için bir takım konutlar da yapılabilir. Bu da gündeme alınmalı. Çünkü o yapı stokları da çok sağlıklı değil. Veya dönüşüme giren evler için istenenlere bu devlet kiralık konutları uygun fiyata kiralanabilir veya yarı yarıya sübvansiye edilebilir. Çünkü böyle problemlerimiz var. Bugün henüz su yüzünde değil. Çünkü dönüşüm yasası gündemde ve ne derece tartışılıp ne derece ileriye gittiğini bilmiyorum. Ama ileri boyutta yapılmış örnekler inceleniyor. Bu noktada da ortak aklı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tek boyutu yok bunun. Yık, yeniden yap. Biri der, ben tespitimi yaparım, kötü çıkarsa yıkarım. Nitekim bir bina biliyorum. Tespiti yapıldı, yıkım kararı verildi. Ama nasıl yıkılıp, nasıl yapılacağı, nasıl izinlendirileceği henüz net değil. Ve o süreci beklemekte. Bir takım insanlar binayı terk etti ve şey noktasında işte dükkanım vardı ama artık yok, evim vardı ama artık yok. Akıbeti ne bilmiyoruz. İşte toprak değeri var çünkü toprak üzerinde hisse sahibisiniz. Toprak değeri var fakat işin boyutunun nasıl yapılıp nasıl neticelendirileceği hala muallakta. Bunun çok ivedilikle çözülmesi lazım. Hem ekonomik boyutunun hem imar boyutunun. Çünkü ikisi birbirini destekliyor. Mesela bir yerde çok büyük bir yapı da değil. Ben yapıyı yıkarsam devlet benden çekiliş alacak. Evim elimden gidecek. Onun için ben bunu acilen tamir edip boyadıp benim binam sağlamdır deyip problemi geçiştirenlerin olduğunu biliyorum. Ama bir deprem anında o binanın ne tür bir reaksiyon göstereceği konusunda hiçbir öngörüm yok. Maalesef. Ve tamamen imara dayalı bir pozisyon bu. Ekonomiye dayalı pozisyon var. Çok büyük 74 öncesi yapılan yapımız var. Beton ömrüne baktığınızda bu sürecini doldurmuş yapılardır. Bunların bir şekilde artık yenilenmesinin zamanı geldi. Ve bu insanların bunları
ekonomik olarak nasıl yapacağı konusunda çok da bir fikrimiz yok. Bence konut edindirme ile birlikte işin bu boyutu da düşünülüp bu kiralık ev potansiyelinin bu yönde kullanılmak üzere. Yani kişiler buraları sahiplensin ve birilerine kiralık konut olarak bunları bir şekilde çaksın demeyeceğim. Bu konuda devlet kendi önlemini bu şekilde vatandaşıyla birlikte alması gerekliliğine inanıyorum. Kendi hazırlasın o zaman, yapsın, bunlar kiralık konutlar olacak ve deprem mağdurları için, deprem mağdurları derken yapı denetimine takılan ve değişime giren yapıların kendilerini belgelemeleri, başka konutları olmadığı durumlar için çaresizsin, başka konutun yoktur ve sen evsiz kalacaksın. O zaman gel kiralık eve gir, yarısını benim zaten kiralık ev, uygun fiyata bir kirada burada 2 sene evin yapılana kadar kal. Bu belgelerin denetimi, kontrolü ve yapım süreci hepsi kayıt altına alınarak bu alternatif sunulması zaruri diye düşünüyorum. Devletin yapacağı çok şey var yani. Bunu bireysel çözebilecek bir boyutta değiliz. Evet. Tabii ki en önce durum tespiti, o tabii. Tespit vardır. Durum tespitinden sonra imar durumu. İmar durumu nasıl geliştirilecek? Bunu ne ranta açık olması lazım? Yani şöyle, tamam bunu yıkacağız. Bizim X müteahhit bunu yapacak. Bunun maliyeti budur. Bunun üzerine de müteahhide birkaç kat vereceksiniz. Adam bu işi bedavaya yapmayacak. Ve herkes mutlu olacak. Bu da bir ranttır. Ne böyle bir emperyalist çözüm diyeceğim. Ne de biz dönüşüme karşıyız deyip popülist bir söylem, ancak acı reçetesi olabilecek popülist bir söylemin de doğru olmadığı inancındayım. Çünkü realiteler ortada. Hep bilimden bahsediyoruz. Bilimden bahseden kişiler de bilimin ortaya koyduğu gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Yıkılacaksa yıkılacak, yapılacaksa yapım yöntemini bulacağız. Kesinlikle herkes elini taşın altına koyacak. Biz buraya olduğu gibi koruyoruz. Çok güzel. Koruyalım. Biz çünkü çevreciyiz, biz çünkü duyarlıyız, biz çünkü şeyiz. Tamam, insan öldüğünde katiller, ötekiler oluyor. Bizde yine bir şey yok. Yıkıldığında onlar emperyalist, rantçı şeyler oluyor. Dünya mirasını yok eden. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ortak akılla sürdürülebilir şekilde doğruyu bulmamız gerekiyor. Devletin özellikle sosyal konut işini hızlandırması lazım herhalde. Kesinlikle. Ve belki de işte az önce bahsettiğiniz gibi doğrudan mal sahibi yapmak değil de bu dönüşümden oluşacak ihtiyaca cevap verecek bir şekilde kiralama. Yani orada da hepsi değil. Yani evet, mal sahibi de yapın ama bu realite bizim gündemimizdeyken bunun içinde Böyle bir stok ki, oluşturun. Bu iş bittikten sonra onları yine satabilirsin. Satabilir. Evet. Evet, bu dönüşüm baktınız, gördünüz, artık bu hakka sahip kimse yoktur veya başvuru yoktur. İhtiyaç karşılandı. O zaman satın. Ama şu an bizim böyle bir sorunumuz var. İnsanlar bu nedenle evden çıkmıyor. Ben nerede kalacağım?
Şimdi ev sahibiyken kiracı mı olacağım? Kiracı kira öderken bir de evin masrafını mı ödemek zorunda kalacağım? Kolay değil. Kolay değil. Yani bu da bir realitedir. Sunulan şey o zaman satabilirsiniz. Adam 50 bin liraya satıp 70 bin liraya evi nasıl alsın? Daha da içinden çıkılmaz bir durumdur, evet. Haliyle ne der? Abi sıvayım boyadın, öleceksem ölürüm. Bu riski almayı göze alır. Bu mu yani? O durumda bırakmamak lazım. O durumda bırakmamak lazım. Bunun imarını da, ekonomik çözümünü de ortaya koyup alternatif sunmak lazım. İnsanları alternatifsiz bırakmamak lazım. Ben karışmam, yasa bu, bu yasa bunu ne derse böyle. Değil kardeşim. Olağanüstü bir durum vardır, olağanüstü bir case vardır. Bu spesifik noktada spesifik ve kreatif çözümler oluşturmamız gerekir. Ve bunu acilen yapmamız lazım. Çünkü acımız giderek de azalıyor ha. Reaksiyonumuz giderek yavaşlıyor. Acımız giderek azalıyor. Bir şey olmaz. Zaten deprem de oldu. Rahatladı. 50 sene sonra bir daha deprem olduğunda benden sonrası tufan, benim 50 yaşım yok, ben 60'lara geldim. 110 yaşına kadar yaşamayı da düşünmem. Geçmiş olsun. Devletin tespit konusunda herhalde biraz konutlardan bahsederim. Evet. Hızlanmak lazım. Çünkü konutlarda tespit çok fazla yok. Konutlarda şahsi tespitler bayağı var. Var mı? Kişiler bu noktada başvuruyorlar fakat işi resmileştirmekten çekiniyorlar. Çünkü şöyle bir risk var. Eğer siz bunu resmi tutanaklarla yaparsanız ve yıkım çıkar, evden çıkmanız lazım. Şeye kadar iş tamam. Tespite kadar görülür, bakılır, tespit yapılır, karot alınır. Tespit yapılır ve denir ki kusura bakmayın, binanız yıkılacak. Peki yıkılacak denildikten sonra ne yapılacak? Yeni proje hazırlanması lazım. Bunun imarının, planlama onayının, vizesinin alınması lazım ki bu bir süreç ve maliyet. Bu yapıldıktan sonra yıkmak bir para, yapmak başka para ve süreç. Bütün bu süreçler içerisinde bu insan ne yapacak? En az 2 yıl göz almak lazım. Evet. 2 yıl, sadece 2 yıl değil, bunun mali boyutunu da düşünmek lazım. Kimse, yani kimse demeyeyim, herkes bunu kaldırabilecek güçte değil. Hele ki bu enflasyonist ortamda. Şöyle bir şey, bu fiyatlandırılır ki belli bir boyutu da fiyatlandırılmalı. Fiyatlandırılır, uzun vadeli takside dönüştürülür. Bunun yanında hadi o taksidi de ben karşılayayım der adam. Bir de kiram var. Veya taşınacağı yere göre de ek masrafları var. İşine uzaktır, evine uzaktır, çocuğun okuluna uzaktır veya farklı bir yaşam biçimi sürmek zorundadır. Alışkanlıklarından vazgeçmesi lazımdır. Bütün bunların sosyal olarak da gündeme getirilip tartışılması lazım. Ama sosyal boyutunu geçtim. En önemlisi, adama eğer evi yoksa kiralayacağı veya 2 sene hayatını idame edeceği mantıklı bir çözüm sunmanız gerekir. Bu net. Dönüşüm yasası yapılıyor. Evet. Bunun uygulayıcısı merkezi yönetim olur, yerel yönetimler mi daha? Yerel tabii nasıl çıkacağı çok önemli ama bu daha fazla yerel yönetimleri ilgilendiren bir
konu olacak ve spesifik olarak konut konut değerlendirilecek. Yani bölgesel, daha önce işte burası konut bölgesi, burası ticaret bölgesi, burası eğitim bölgesinden öte spesifik konu olarak değerlendirilecek bir şey. Çünkü bunun içinde genel bir şehircilik imar planlarımız var. Bu imar planları içerisinde mevcut konut vardır. Bu konut nasıl dönüştürülecek veya bu apartman nasıl dönüştürülecek? Bunun ortak akılla, yani müteahhitlik, imar, mimari ve diğer konular açısından değerlendirilip nasıl yeniden şekillenmesi gerekliliği ortaya konması lazım. Ve spesifik konut üzerinden, yani spesifik parsel üzerinden diyelim, parselin üzerinde ne varsa dönüştürme. Çünkü mevcut bir yapı vardır, mevcut bir parsel vardır, onun kullanıcıları vardır. Bu nasıl dönüştürülecek? Bunun spesifik o alanda, spesifik noktada teker teker ele alınması gerekir. Ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Tabii ki. Tabii ki. Ve bunun aslında en önemli konulardan biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü az önce tekrar ediyoruz aynı şeyleri. İnsanlar tabutların içinde yaşıyorlar. Net tespitler var yani. Ve azımsanacak bir sayı değil. Kesinlikle değil. Evet. Kesinlikle değil. Hep şey deriz ya, bir elin parmaklarını geç, yok. Yok, değil. Ondan fazladır. Ondan fazladır. Ve hani beklenen deprem riski de göz önüne alındığında hiç de azımsanacak bir durum veya küçümsenecek bir durum değil. Çok ciddi boyutta bir sorunumuz vardır. İşte ihale yasasının ivedilikle düzenlenmesi şart. Çünkü bu ekonomik ortamda hani işin ticari boyutunun da içinde olan biri olarak euro bazında bile fiyatlar değişirken TL ihale alıp sağlıklı şekilde ihaleyi yapmanın bu aşamada da mümkün olmadığını söyleyebilirim. Haliyle bunu aşmakta dış kaynakları işte biz yapamıyoruz, siz gelin yapın da bize çok daha büyük zararlar verebilir. İşin bu boyutunu da söyleyeyim. Yani öyle duyumlar da alıyoruz. Biz toplu konutu veya konut dönüşümünü yapabilecek potansiyele sahip değiliz. Bunun için tecrübesi olan, daha önce bunları yapanlar gelsin, burada bunu hayata geçirsin. Yok. Tabii bir de yapım sürecinin boyutları var. Yapım sürecinin boyutlarında mesela yakın bir geçmişte Berlin'de teknik bir gezimiz vardı. Biliyorsunuz Berlin iki dünya savaşı atlatıp en son 1945'te yenilendi. Ondan sonra 1990'larda bir değişim daha yaşadı. İki duvar yıkıldı ve iki eskisi demeyelim. İki taraf yüzleşti diyelim. Evet, peki. İki taraf yüzleşti diyelim. İlginç bir müzede kentin değişim müzesi diye bir yer yaptılar. 1990'dan sonra, ki 1945'te hemen hemen kent yeniden imar edildi. Öyle bir yıkım yaşandı ki birçok Avrupa kenti aslında yeniden imara girdi. 1990'dan sonra bile ciddi bir değişim yaşadı kent. Aslında çok farklı bir koruma anlayışları var. Yani düşünün, Berlin Duvarı yaşıyor ama bir çizgi olarak yaşıyor.
olduğu gibi koruyalım, böyle kalsın, burada bir yaşanmışlıklar var, buraya geldiğimizde bunu hissedelim. O yok. Tamamen izi silinsin, kötü anlıdır, o da yok. Ama bir çizgi olarak, eskinin ve yeninin içinde bir çizgi olarak Berlin Duvarı yaşıyor. Çok farklı bir bakış açısıyla orada çok şeyleri tartıştık. Yani çok kreatif bir çözüm. Ve hani artık hayat değişti. Ve bu değişimi geriden takip eden bir Doğu vardı. Doğu Berlin. Ve tabii paranın gücüyle daha hızlı deneyimleyen bir Batı vardı. O geriden gelen kentin yapılmış mimari izleri, yani bloklar, sosyalist şeyle yapılan bloklar tamamen yıkıldı. Çok azı kaldı. Yerine yeni yapılar yapıldı. Çok ender o sosyalist yapı ve o günlerden bugünlere kalan Nazi döneminin yapıları ve çağdaş kentin izlerini birlikte yaşamak çok farklı bir deneyimdi. Ama bu farklı deneyimleri ve dönüşümleri birlikte size hissederek, yaşayarak anlatıyorlar. Bir de mimari bir gezi olduğu için bütün bunları tartışma ve deneyimleme fırsatı bulduk. Çok farklı bir deneyimdi. Bizlerin de artık bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği inancındayım. Ne oturup sosyal medya kahramanlığı, ne de her şeye kulaklarını tıkayıp dümdüz ben yaparım, arkamdan ne isterlerse söylesinler mantığıyla. Küçük bir ülkeyiz. Ölçek olarak küçük bir ülkeyiz. Yapılamaz diye çok rahat yapılabilecek ortak aklı ortaya koyabiliriz. Çünkü kültürlü bir toplumuz nispeten diyeceğim. Bunu aşabiliriz. Bir felaketi beklemeyelim değil mi? Yani kesinlikle. Altından da kalkamayabiliriz. Aslında ne yapılacağını da biliyoruz. Deneyimledik de. Amerika orada tekrar keşfetmeye de gerek. Yani evet. Evet, peki. Amerikan örneğinden gidiyoruz tamam. Madem. Süreyi açtık o yüzden. Öyle mi? Bugünlük teşekkür edeyim. Arada yine mutlaka hafızaları tazelemek gerekecek. Evet. Çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, noktamızı koyalım. Yarın yine buradayız. O vakte kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın.